Düz tabanının muayenesi gözle ve elle yapılarak rahatlıkla tamamlanabilir ve bu esnada tanı konur. Sert midir, yumuşak mıdır zaten belli olur. Eğer sert bir düz tabanlık söz konusuysa o zaman iskeletin neresinde ne var, bu ayak neden bu kadar sert diye mutlaka radyolojik tetkikleri de yapmak lazım. Ama esnek, flexible bir ayaksa, ki biz buna daha çok taban çökmesi diyoruz, o zaman çok fazla radyolojik tetkiklere gerek kalmaz. Bazı nadir durumlar hariç, elle yapılan muayene, yürüme ve bastırma sırasında gözümüzle gördüğümüz olaylar bizi teşhise varmaya götürür, tedavi planını da rahatlıkla yaptırır.